Hoş geldiniz gençler. Haydi bakalım. Semih'im mutfakta. Abi ne yapıyorsun abi? Kurban oturuyorum. Pardon, yemek yapıyorum. Ne oturması ya? Siz ne yapıyorsunuz? Şu bir tost. Bir dakika, şöyle bir tost yapsa, şöyle iki yapsa, şöyle iki daha keseceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Canlarım benim. Hadi bakalım. Kes Semih, kes. Kes ustam, kes. Semih'in mutfakta. Arkadaşlar yeni bir karar aldım. Masterchef'e çıkıyorum ben. Efendim? Sen de ben mi seçim yapıyorum? Dalga geçtim, kafere mi gitsem? Ya aşkım, bence iyilikle sordum. Bence aşkım sana her şey yakışır. Hı? Bence saçların güzel ya. Bu saç. Farklı olsun. Saçların güzel bence aşkım. Düz ya, yapıyordum. Farklı yapacağım. Bir de bunu da kıvırcık çok güzeldir. Harbi mi? Sen her şey yakışır aşkım. Kırmızı sürdüm ben de. Kırmızı. Herkes beni kırmızı ruja tanıyor, biliyor musun? Kırmızı ruj olmadığını tanımıyorlar. Ama yakışıyor ama. Farklısın yani. Güzelsin. Özelsin. Sen niye de kokuyorsun öyle? Arkadaşlar beyaz elbise giydim. Bir göster. Beyaz. Bugün çiçeklerin içine falan gideceğiz. Böyle güzel böyle videolar çekeceğiz. Manika yapacağım. Saçlarımı dalgalı yapayım mı? Böyle altlarını kendim de yapabilirim. Valla yakışır yani bebeğim. Sen ne giysen yakışır. Bebeğim. Her türlü bebeğim. Normalde bu kadar uzun elbise giymem de bayağı uzun bu. Direkt ayaklarıma değiyor. Bence elbisen güzel aşkım. Yap diyor herkes. Tamam, ben kıvırcık yapmaya gidiyorum. Kuaföre gidecektim ama. Kuaföre mi gideceğiz yani? Kuaföre mi yapsam? Sen yapabiliyor musun? Ona... Yapıyorum dedim, böyle daha onlar daha böyle güzel dalga yapıyor ya. Kaç dakika alır yapman? Yani saçımı yıkatayım, saçımı. Dün yıkadım ama olsun, yıkasınlar. Fark etmiyor yani, arabesk servise götürürken uzun sürüyor mu? Haa, bir saat sürer. O zaman ben arabesk servise götürürüm, denk iyi. Şu an yaparsam 15-10 dakika. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Ben de şu an yaparsam 10 dakika. Kuaför, bir saat mi yapıyor kuaför? Evet, ben 10 tamam, o zaman kuaför edeyim, ben de sana şey yapayım, arabayı bakıma götürüyorum. Yürü lan, canım orada. Aşkım, olmuyor, bakımımız var. Anlamıyorum. Oldu böyleyim benim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler. Selamünaleyküm. Kahvaltı yapacağız daha. Yeni kahvaltı yapıyoruz. Geçmiş olsun. Nereden izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben ağlarım. Sen de ağla. Yaptıkların yanına kel kalır mı? Sanma. Bir şey diyeceğim. Ben beyaz giydim. Semih siyah giydi ama neden? Olmaz. Aşkım Beşiktaş olmuşuz. Hayır. Sen de beyaz. Aşkım şu kapatayım şunu sen ya. Ben sen de gömlek şey giysene. Gömlek mi giyeyim? Evet, beyaz gömleğim var mı? Beyaz gömleğim. Hayır, böyle güzel savaş beyaz gömlek giyip altına böyle... Beyaz gömleğim. Siyah. Buldum. Benim saçım siyah ya. Siyah. Bak, benim üstüm siyah olacak. Senin üstün beyaz, altın siyah. Saçlarımız da uyumlu olacak. Tamam, bu kombi bakarız o hafta aşkım. Sıkıntı yok. Ballı böreğim benim. Semih bize tost yapıyor. Aynen. Ne yok mu? Herkes burada şu an. Gelmediniz mi? İstanbul'a selam olsun buradan. Her yere selam olsun. 5000 TL girdi ağır bakım. Kardeşim, ben ağır bakım yaptırmayacağım. Aşkım bir saniye. Şöyle yan duymadım. Ağır bakım yaptırmayacağım. Normal bakım yaptırıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar, kötü söz söyleyen... Kötü söz söyleyenlerin hepsini moderatörüm sessiz oluyor. Ben izliyorsun. Canlı yayında şu anda. Hani bir daha yayınlara gelemiyorsunuz. Banlanıyorsunuz. Kötü söz söyleyenler de çıksın gitsin bu yayından. Kaybolun yani. Biz burada sevenleri görüntüyüz. Bu arada bayram geliyor. Kurban bayramı yaklaşıyor. Bak sırtında var. Dur. Güzel. Sırtında var mı? Güzel. Tamam ben. İddialı. Bakacağım, kendim şey yapabilirim kuaförü. Çok seviyoruz, çok seviyoruz. Herkes duysun, eğleniyoruz. Çok yakıyoruz, çok yakışıyoruz. Herkes duysun. Şaka yapabiliriz. Aynen. Arkadaşlar, şarkımız bu arada kaç milyon biliyor musunuz? 3 milyon 500 bin, yok 3.8 milyon. Şarkımız da iyi gidiyor.
İstanbul'dayız. Teşekkür ederim. Ben tamam seçimi yaptım. İki şarkın olsun. Havaya mı gelsin? Evet. Havaya da rap. Rap ya, rap olmaz aşkım. Rap üfleş ama. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şöyle bir baktığınız zaman şöyle bir baktığınız zaman sizce spor yapsam sizce bana yakışır mı? Şöyle bir bakın. Spor yap. Ne diyorsunuz? Bu arada yeğene bir hediye gelmiş. Kimden gelmiş o? Irmak. Abi hediye göndereni görmedim ben. Kusura bakmasın ya. 200 puanlık bir şey göndermiş. Aşkım çok kararsız kaldım ya. Neye kararsız kaldın? Bu kafeden para alacak. Aşkım sen biliyorsun vallahi. Yani bir şey diyemem. Sen kendi yapabilirsin istersen. Gençler siz kaçta kahvaltı yapıyorsunuz mesela? Saat kaçta yapıyorsunuz ortalama? Ben genellikle 3'te yapıyorum kahvaltıyı. Niye böyle bilmiyorum ama kendimi erken kalkmaya odaklamam gerekiyor. Erken kalkmak bence güzel bir şey. Hani erken kalkmak gerçekten insanı mutlu ediyor, dinç tutuyor. Böyle geç kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Kendimi düzeltmeye çalışıyorum bakalım. Ne yapıyoruz şimdi gençler? Kahvaltımızı yapacağız. Tost yapıyoruz her zamanki gibi. Biraz aslında yemek yapmayı öğrenmem gerekiyor. Menemen olsun, işte muhlama olsun, kızartma olsun, omlet olsun. Bunları acil öğrenmem gerekiyor. Çünkü her gün tost nereye kadar? Her gün zeytin peyniri, ekmek hamsi, zeytin peyniri falan yiyoruz da. Bizim böyle şey yapmamız lazım artık. Benim kendim aslında. Gözde zaten biliyor çoğu şeyi de. Benim omleti, kaşar, işte menemen öğrenmem gerekiyor kızlar. Hatta isterseniz yarınki yemek yayınımızda sizlerle birlikte menemen yapalım. Ne dersiniz? Okey misiniz? Hadi bana menemen yapmayı öğretirseniz okeyim ben buna. Hani siz bana malzemeleri söylersiniz. Birlikte yaparız bunu. Okey mi? Öğretir misiniz bana yarın? Menemen olsun, omlet olsun, diğer şeyleri yayınlarda. Olur mu? Birlikte yapar mıyız? Varsa aranızda böyle yemekten anlayanlar. Harikasınız gençler. Ne zaman evleniyorsunuz? Valla evlilik tarihimiz inşallah seneye bakalım. 2023. Hedef 2023. Okey diye herkes. Peki bu yayındakiler yemek yapmayı biliyor musunuz sizler? Mesela örnek veriyorum benim gibi, yoksa sadece tost yapıyorsunuz, yoksa küçük yemeği yapıyor musunuz? Örnek veriyorum neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Neler yapabiliyorsunuz? Menemen, mıhlama, omlet, kaşar, tost. Yorumlara yaz kahvaltı çeşitlerinden neler yapabiliyorsunuz? Şimdi diğer tostlarımız, kaşarlarımızı kestik. Toplamda 5 tane tost yapacağız. 3 tane ben yiyeceğim, 2 tane Gözde yiyecek. Kartal'ın teşekkür ederim efendim. Ben teşekkürler ederim benim için. Olur yeriz. Herkes evet evet diyor. Son videoyu gördünüz mü arada? Mükemmel video paylaştım Gözde'yle beraber. Bir telefon numarası taktiği paylaştım. Umarım beğenmişsiniz de videoyu gençler. Yaprak sarma, sucuk, her şey. Kartal'ın orta teşekkür ederim. Alex hoş geldin canım benim. Alex burada. Komboj Alex. Kartal'ın teşekkür ederim benim için. Sağ olasın. Herkes şimdi en iyi yaptığı yemeği yazsın bakalım. Neler yazacaksın merak ettim. Efendim aşkım. İyi, uyanmadın mı hala? Ya tost mu? Ha, telefon konuşuyormuş ya. Dedim ben de mi konuşuyor? Çok güzeldi video. Lan son videomuz kaç dakikada kaç izlenmiş? Onur teşekkür ederim hediye için. Sağ olasın kral. Kesene bereket. Yaprak sarması. Midye. Oğlum herkes yaprak sarması yapıyormuş lan bu yayında. Abo. Çok iyi ha. Bakalım tostlarımız pişmiş mi? Daha varmış, daha var. Gençler daha varmış. Son videomuzu beğenir misiniz gençler? Son videoyu beğenir misiniz? Ya Alex'in dediği şeye bakın arkadaşlar, gördünüz mü ne demiş? Eski sevgilim yine masada demiş. Alex combo. Arkadaşlar son videomuz kaç izlenmiş? Bakar mısınız? Telefon taktiği paylaştım. Bir yorum atar mısınız ya? Şimdi ben burada yemek yayını yapıyorum ama sizlerin de bir yandan videoyu beğenmesini istiyorum. Hadi arkadaşlar videomuz 17 dakikada 40 bin izlenmiş. Şuraya tıklayıp bir videoyu beğenir misiniz? Bakın 1500 kişiyiz. Videoyu bir beğenip gelir misiniz benim için? Bunu benim için yapar mısınız? Bak şuraya tıklıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ondan sonra buraya tıklıyorsunuz, resme tıklıyorsunuz. Profilime gidip, videomu bir beğenip, yorum atıp gelir misiniz canlarım? Benim için. Çok güzel bir video oldu. 38 bin izlenmiş efendime söyleyeyim. Birkaç dakika oldu video talı. 17 dakika olmuş. Beğenip gelir misiniz? 1700 kişi, 1800 kişi olduk. Şerefli Sür aşireti. Hoş geldiniz gençler. Yemek yapıyoruz abi. Menümüzde ne var hemen bakıyoruz abi. Durmuyoruz abi. Sadece tost yapmıyoruz abi. Hemen çıkarırız dolaptan abicim. Peynirimiz var. Mükemmel bir peynir. Ondan sonra acaba zeytinimiz var. Her şeyi çıkarırız abi. Çıkar.
Bak abi peynir burada, zeytin burada. Abi daha ne olsun ya? Abi öyle lüks kavgalara gerek yok. Dışarı çıkıyorsun, bir kahvaltı yapmaya çıkıyorsun. Abicim masa geliyor, masadaki yemekten 600 lira geliyor. Ya abi ne bu nedir ya? Bir menemen yiyorum 50 lira olmuş. Bir buğlama yiyorum 100 lira olmuş. Dışarıda yemek yemiyoruz. Bakmayın yani takipçinin olduğuna, şey olduğuna. Fiyatlar çok yüksek abi. Yok, dışarıda yemek yemiyorum ya. Kafeye gidiyorum, bir hesap ediyorum 500 lira. Ulan 100 liralık aldıkları şey 50 lira. Bize 600 diyorlar. Toplasan hepsinin maliyeti 50 lira. Yok abi dışarıda yemek yemeyin. Ben yemiyorum vallahi billahi. Döner olmuş 40 lira. Yok abi. Evimde güzel yiyorum işte. Yok yemem. Yani şey değiliz yani. Gerek yok öyle şeylere. Evet arkadaşlar. Domatesimiz de burada. Bak ne güzel. Bak ne güzel kardeşim bak. Görüyor musun? Domatesimiz var. Kaymağımız var. Her şeyimiz var. Yeter ya. Bu nedir ya? Bıktım arkadaşlar. Ulan kalkanlı. Antalya'da kahvaltı yapıyorum. Allah belamı versin. Masaya iki tane omlet geldi. Bir tane menemen geldi. Bir tane tost geldi. Gelen hesap bak. Antalya kalkanında sahil kenarında 750 lira hesap geldi. Hesap geldi böyle bakıyorum adama. Bu ne diyorum? Hesap diyor. Siz bizi kazıkladınız mı diyorum. Yok diyor. Hesaplar böyle diyor. Ulan yani yok kardeşim yani anlamıyorum yani. Ben 26 yaşındayım. Ben 16 yaşındayken yemin ederim gençten 2 TL'ye ben döner yiyordum. 2 TL'ye bak 3 liraya ben döner yiyordum. Efendime söyleyeyim 1 liraya meyve söylüyordum arkadaşlar. 26 yaşındayım ben. Evet. Sormadan yemek kardeşim, sormadan yemek değil yani, başka yer yok yiyecek gerçek bir şey yok. Kimse, burası Amerika değil, burası Fransa değil, burası New York değil. Burada öyle fiyatlar verilmez yani. Ben sizin yerinizde olayım arkadaşlar. Kesinlikle dışarı yemek yemem. Bak ne güzel kaşlarımı almışım. Tamam bu da pahalı. Bak şu kaşlara 90 lira para verdim. Şu kaşlar 90 lira bak. Aha 90 TL ulan. Oha yani. Nerede o ya? Arkadaşlar size şimdi altın göstereceğim. Altın tutuyorum bak. Elimde altın. Bu altın 150 lira. Evet. Antalya çok pahalı bir yer, evet. Antalya Kalkan çok pahalı bir yer. Yazlık bölge. Adamlar da haklı aslında bir nevi. Hani yazın para kazanıyorlar. Yazın para kazanmak farklı. Kışın çünkü müşteri gelmiyor onlara. Ama kardeşim öyle yapamazsın yani. Ay Alex. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Mesela size göre şu anda ülkemizde en pahalı olan şey ne mesela size göre? Benzin falan değil. Mesela bir anda bu kadar sürekli aldığınız ama alamadığınız bir şey var mı, örnek veriyorum. Hani artık pes ettiğiniz. Yaz bakayım yorumlara, sana göre ne pahalandı? Sence? Senin şahsi yorumun. Telefon, ya benzin demeyin. Onlar hatta çok zirve artık. Telefon, benzinle şeye boş verin gençler. Sigara, iPhone. Her şey altın, benzin. Bak benzin yazmayın. Benzin zaten artık pahalılaştı. Onu geçin artık. O artık klasikleşti zaten. Kıyafet, et. Bak çok mantıklı bir şey geldi. Et alamıyor kimse artık. Şeker alamıyormuşlar mesela. Kola. Ulan kola olmuş artık 40 lira ya. O da bir sıkıntı. Ha. İskender, Tuğur. Her şey. Magnum dondurma alamıyorum. Hüseyin eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Sağ olasın. Bir cips alamıyorum. Ekmek alamıyorum. Bir alamıyorum. Tavuk alamıyorum. Hep. Yani bayağı bir sıkıntı. Ha. Gerçek bir şey yok yani. Ülkemizde problemler çok devasa boyutta. Ben yakında bu arada bir yurt dışı yapacağım arkadaşlar önümüzdeki aylarda. Bakalım oradaki fiyatlar nasılmış. Ülkemizdeki fiyatlarla yurt dışındaki fiyatları karşılaştıran bir YouTube videosu çekeceğim. Çok merak ettim. Her yerde görürüm keşfedin diye. İşte Amerika'da şu kadar ucuz bir şey. Türkiye'de bu kadar. Amerika'daki fiyat, Türkiye'deki fiyat. Merak ettim bakalım nasılmış yani. Türkiye'deki fiyatlar öyleyse, Amerika'dakiler böyleyse. Cidden öyle mi acaba mesela? Yurt dışında her şey ucuz mu oluyor anlamadım. Gidip göreceğiz yani. Kardeşim para yok diyor, yurt dışı diyor diye bir şey yok. Benim param var, şükürler olsun. Bak param var. Allah herkese para versin. Ben param yok demiyorum. Ama kalkıp da yani bunların yüksek fiyatına hani buna 100 lira vermek saçma bence. Anladın mı? Param var diye bunu ne 100 lira verin? Param var diye ne 700 lira kahvaltı yapayım? Ben şey değilim yani. Ali Ağaoğlu değilim. Acun Ilıcalı değilim ben. Kim söyledi? Sizler de zorlanıyorsunuz. Farkındayım. İnternet... Bunun da bir şey var. Ne var lan? Bir şey yok. Bir şey yok abi. Burunda ne var? Oğlum bir şey yok lan. Kandırmayın beni. Muz, şeker. Bir şey diyeceğim size bir de arkadaşlar. Ne iş yapıyorsunuz? Yaptığınız işleri yazar mısınız bana? Alex'im combo. Ne iş yapıyorsunuz? Her şeye zam ya. Zamına zam. Abi tosta
Tostlarımız. Evet gençler, birinci tostumuz hazır. Şöyle nereye koyalım bunu? Şuraya koyalım. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz yoksa iş yapıyor musunuz? Devam ki. Gözlerin tostları hazır. Şimdi kendi tostlarımı koyuyorum makineye gençler. Evet, okul, oto tamirciyim, işsizim, bilgisayar mühendisi, hiçbir şey yapmıyorum. Memurum, tır şoförüyüm. Evet, devam edelim yorumları okumaya. Hostum, öğrenciyim, tekstilciyim. Alex, doktorum, çiftçiyim, mesleklerimiz harika, şirket sahibiyim, jandarma personeliyim, iş adamıyım, ev hanımıyım, stajyer aşçıyım. Herkes mesleklerini yazsın bakalım, yayınımızdaki böyle 2000 tane güzel insanın meslekleri neymiş öğrenmek istiyorum. Ya bu arada gençler, bak söylüyorum sizlere, yarınki yayını kaçırmayın. Ben her gün yayındayım böyle, öğlen 1'de başlıyorum, akşama kadar yayın açıyorum. Yemek yapmasını bilenler mutlaka yayınıma gelsinler. Çünkü sizler bana menemen yapmayı, patates kızartması yapmayı öğreteceksiniz. Tamam mı? Anlaştık herhalde. İtiraz istemiyorum gençler. Çünkü ben bilmiyorum yani yapmasını. Gözde hep sürpriz yapayım böyle. Şirket sahibiyim. Meslekler çok güzel. Allah inşallah hep bir kazancılarını arttırsın. Allah tuttuğunuzu altın etsin inşallah. Allah herkese 10 katını versin. Kimsenin parasında gözüm yok. Kimsenin benim paramda gözü olmasını istemiyorum. Hani ciddi anlamda söylüyorum bunu. Bak çalışana verir Allah. Unutmayın bunu. Allah çalışana verir. Gerçekten unutmayın. Şükretmesi bilmek gerekiyor. Ne olursa olsun nereden geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Dinimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Benim babam 5 vakit namazının annem de öyle. Benim babam da hacı hocadır. Benim büyük babam da öyle. Allah herkesin gönlüne göre versin. Zamanında böyle İşte efendime söyleyeyim, küçükken şey yapardık biz, neydi onun adı, Kur'an kurslarına giderdik böyle. Hani ta küçüklükten beri bir şeyimiz var yani, Karadeniz Bartınlıyız. Ve herkesin Allah gönlüne göre versin. Kimseyi Allah böyle dininden imanını ayırmasın inşallah. Yapmayın. Yani bunları sen mi söylüyorsun? Ben niye söyleyeyim? Ben Müslüman değil miyim? Sen Müslümansan ben olamıyorum. Ben Türkiye'de yaşamıyor muyum? Siz böyle ne kadar yobazsınız ya? Allah'ım böyle insanlar olmasın ya. Çıkın gidin bu evden ya. Ben burada beni anlayan zihniyetli böyle çağdaş gelişmiş insanlarla konuşuyorum. Senin gibi böyle cahillerle konuşmuyorum. Burada beni anlayan bir sürü insan var. Dövmem var diye ben Müslümanlıktan çıkmış olmuyorum kardeşim. Cansınız. Baba parası yiyorum kardeşim, Allah afiyet olsun. Arkadaşlar dövmeden abdest geçiyor bak. Bu konuya bir açıklık getireyim. Dövmeden abdest geçiyor. İstediğiniz yerde bunu okuyabilirsiniz. Tamam, dövme yaptırmak günah. Farkındayım, bu benim günahım. Bu benim Allah'la aramda olan bir olaydır. Dövmeden abdest geçiyor. İstediğiniz yerde bunu araştırabilirsiniz, tamam mı? Bunu şey yapmayın yani. Araştırın bunu. İyice araştırın. Geçiyor arkadaşlar. Bakın ben araştırdım. Geçiyor arkadaşlar. Niye geçmesin? Burcu Kova benim. Tostlarımızı pişiriyoruz abi. Devam ediyoruz. Ya benim sohbet yayınlarımı izleyen insanların böyle yorumları biraz iyi oluyor. Ama arada böyle değişik yorumlar geliyor. Görüyorum ben onları. Kaçırmıyor değilim. Bak her yorum okuyorum ben burada. Sıkıntı yok. Kurban kesiyor musun? Evet tabii ki de kardeşim, kurban kesiyorum. Allah kabul etsin inşallah. Kurban bayramında Bartın'a gidiyorum ben de. Zekatımızı da vereceğiz. Kurbanımızı da keseceğiz. Allah inşallah kabul eylesin. Kurban kesemeyen kardeşlerimize de Allah yardım eylesin inşallah diyorum. Yaşım 26. Namaz kılıyor musun? Elhamdülillah kılıyorum vakit buldukça. Vaktim oldukça kılıyorum tabii ki de. Yani vakitinde kılamıyorum bazen. Vakit kılıyorum yani. Ama 5 vakit kılamıyorum tabii ki de. Yani yalan söylemek istemiyorum sizlere. Evet, devam edelim chat. Yeşil Pınar ne zaman gelecek? İnşallah yakında. Gençler haydi bakalım. Yorumları merak ediyorum. Poz ver. Sizler de adamsınız. Sizler de öylesiniz. Bakmayın sosyal medyada herkes. Bütün fenomenler şey yapmaya çalışıyor böyle. Herkes yolunda ama siz doğrunun yanındasınız. Doğruyu görüyorsunuz. Merak etmeyiz. Akıllı insanlarsınız. Boş verin. Biz devam edelim baba. Annem Gözde seviyor mu? Annem Gözde çok seviyor. Annem hatta Gözde'yi benden daha çok seviyor. Sude, hoş geldin Bremen. Ben çöpçüyüm kardeşim. En güzel mesleği yapıyorsun, merak etme. Mesleğin iyisi kötüsü yoktur her zaman. Sen namusunla, şerefinle bir iş yapıyorsan, sen kimseye muhtaç değilsen, sen helalinden para kazanıyorsan, helal olsun derim. Yolda gördüğüm çöpçü kardeşlerime
Hepsi de selamünaleyküm derim. Çünkü onlar da bizim kardeşimizdir. Bir yere giriyorsun böyle, örnek bir bankaya giriyorsun, selamünaleyküm diyorsun. Yoldan geçen çöpçek kişi selamünaleyküm demiyor. Onun ne eksiği var bizden? Yoldan geçen bir tane, efendime söyleyeyim, başka bir tane abimizin, yani ne eksiği var bizden? Her yere giriyoruz, selamünaleyküm diyoruz. O kardeşlerimiz kimse selam vermiyor. Bence düşünün arkadaşlar, siz de yapın bunu. Örnek, yani örnek verme sadece. Ben ne iş yapıyorum? Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum, Nişantaşı Üniversitesi. Ancak ben 16 yaşından beri sosyal medya uğraşıyorum. Arkadaşlar bakın, beni başka yere koyun, tamam mı? Beni diğer YouTuber'lara, TikToker'lara ayrı kefeye koyun. Ben hepsinden daha önce bu platformlarda vardım. Bakın Cellat, Cemre Solmaz, Ceren Yıldız, efendim X isimler. Bunlar daha böyle yokken 10 yıl önce bu yayında olanlar bilir belki. Araştırın bir beni. Semih Barol yazın. 2013'ten bu ara ben sosyal medyada varım. Beni diğerleriyle asla bir tutmayın, tamam mı? Asla tutmayın. Hiçbir şekilde. Kendimi övmüyorum. Asla övmüyorum. Ama sosyal medyada, daha sosyal medyadayken ben vardım. Halis Öğretmez vardı, Aykut Elmas vardı. Bakın biz vardık. Dördümüz vardık. Sadece. Bu bir ego değil. Yanlış anlamayın. Bak lütfen yanlış anlamayın. Lütfen yanlış anlamayın. Sadece şunu demek istiyorum. Sosyal medyanın ilklerindeniz. Daha Facebook'ta böyle fame'ler varken, popüler varken biz böyle zamanında vardık yani. O yüzden diyorum arkadaşlar, benim kazandığım para bana göre helal. Artık sosyal medya yıllarını vermiş bir emektarım. Bu hayatımı buna verdim. İçerik üretiyorum. Sadece bunu yapıyorum. Sırf sizlerin için, sırf kendim için, sırf ailem için, herkes için. Tosta bak, bakayım tosta. Daha yanmamış ya, biraz daha var gençler. Daha var. Tost yanmamış. Düşünceli dostlarım benim. Ben Fenerbahçeliyim. Herkes şimdi buraya yaşlarını yazsın bakalım, merak ettim. Biz beni eskiden böyle tanıyanlar var mı? Ben eskiden ne yapıyordum biliyor musunuz? Ben size olayımı söyleyeyim mi? Nasıl fenomen olduğumu ayrıntılı şekilde söyleyeyim mi? İstiyor musunuz? Ekran kaydalın. Hatta paylaşırsınız. Semih Barol nasıl fenomen oldu diye. Söyleyeyim mi burada? Ayrıntılı şekilde. 10 yıl nasıl oldu? 10. yılımdayım ben şu anda. Size kısa şekilde söyleyeceğim ama uzatmayacağım. Böyle sıkılmayacaksınız. Söyleyeyim mi? Ben nasıl böyle oldum? Tamam söylüyorum o zaman. Hadi sohbet yayında söyleyeyim. Dur şuraya şöyle şöyle olsun şu. Tamam başlıyorum abi. 2013 yılında Twitter'la başladı her şeye. Arkadaşlarım bilgisayar laboratuvarında oyun oynarken, ders yaparken, arkadaşlarım bilgisayar laboratuvarında gırgır şamarta yaparken ben internetten gezinti yapıyordum böyle. Surf yapıyordum, araştırıyordum ne yapsam ne etsem diye. Facebook'ta gezinirken bir anda karşıma Twitter çıktı. Twitter'a tıkladım, üye oldum. Nedir, ne hiç bilmiyorum. Ne bu Twitter, ne dedim, baktım ettim, insanlar yazıyor. Ondan sonra ilgimi çekti. Ben de böyle bilgisayarın başında tweet atmaya başladım sürekli, tamam mı? Baktım insanlar beni takip etmeye başladılar. Allah Allah dedim, bunlar beni niye takip ediyor lan dedim. Ne amaçla dedim yani, bunlar beni neyi mi takip ediyor? Neyse ben böyle her gün bir sürü tweet atmaya başladım. Attım 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 attım, durmadım aga. Her gün attım böyle onlarca, yüzlerce. Lan bir baktım ben 4000 takipçi ulaşmışım. Daha 17 yaşındayım, lisedeyim. Lise 3, 2'deyim galiba. Bilgisayar laboratuvarındayım. Ondan sonra acaba gençler ne oldu biliyor musunuz? Ben böyle bir an hırs yaptı. Dedim Semih yardır oğlum, buradan yapıştır oğlum. Şu an o zamanlar çünkü 4000-5000 takipçi iyiydi yani. Ta 10 yıl öncesi, bakın 10 sene öncesinden bahsediyorum ben size. Neyse zaman geçti, ilerledi böyle. Twitter'dayım işte hala. Sonra benim aklıma bir şey geldi. Semih dedim lan, bu insanlar seni takip ediyor, sen onları takip ediyorsun, tamam mı? Sen bir olay yarat dedim. Kimsenin yapmadığı bir şey yap dedim. O olayın adı ne biliyor musunuz? Takip edeni takip ederim. Takip edeni takip ederim. Türkiye'yi ben getirdim. Yani şöyle, sen beni takip ediyorsun, ben seni takip ediyorum. Karşılıklı takipleşme. Yani takip ve takip. Olayıyla bir anda böyle ben Twitter'da gündem yarattım. Gündem oldum. Takipçi eşteği başlattım. Ondan sonra arkadaşlar insanlar birbirlerini takip etmeye başladılar. Semih Barol'u takipleşiyoruz diye. Ve herkes Twitter'da bunu yazdı. Takibi takip yazdı böyle. O onu takip etti, o onu takip etti, bunu takip etti, beni takip ettiler. Ben 100 bin oldum, 300 bin oldum, 400 bin oldum. Hemen beni Beyaz Şov'a çağırdılar. Beni Beyaz Şov'a çağırdılar, tamam mı? Beyaz Şov, Kanal D'ye çıktım. Orada benim takipçim, sadece ben orada konuştum 2 dakika. O gece 200 bin takipçim arttı benim. Beyaz Şov'da. Tamam mı? Sonra
600 bin oldum ben Twitter'da. Hemen Instagram'a geçtim oradan. Instagram'dan arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Devam ettim. Takibe takip olayını ben Instagram'da fotoğraflarımın altına devam ettim. 600 bin, 700 bin yorumlar geliyordu böyle. Herkes takibe takip yazıyor böyle yorumlara. GT yazıyor. Türkiye'de GT'nin de mucidi benim. Takipleşmenin de mucidi benim arkadaşlar. Yani Türkiye'ye bunu ben getirdim. GT, son foto, takip. Bunlar bizden çıktı. Bizim ailemizden çıktı. Ondan sonra acaba gençler ne oldu biliyor musunuz? Ben kitap yazdım. Kitabım çıktı. Kitabım bayağı patladı Türkiye'de. Hatta kitabın adı Başkası Olma Kendin Ol. İnternetten bakabilirsiniz merak edenler için. Ondan sonra ben şeye çıktım. Kiminin Olmak İster'e çıktım. Yeteneksizsiz Türkiye'ye çıktım. Beyaz Şov'a çıktım. Üç Adam'a çıktım. Kelime Oyunu'na çıktım. Çarkı Felek'te iki kere yarıştım. Derken böyle bunlar birikti. Ondan sonra ben YouTube'a girdim. Derken orada da bir şekilde video çektim, ilerledim. En son TikTok'ta böyle oldum işte. Serüven bu arkadaşlar. Hayatım bu şekilde. 2013'te Twitter'da başladım. Instagram'a geçtim. Oradan YouTube'a geçtim. En son TikTok. Ziya diyenler. Atma Ziya diyen kardeşlerim. Sizi de anlıyorum. Eyvallah. İnanmayabilirsin. Benim sıkıntı yok. Google'a Semi World yazın. Hepsi çıkıyor. Burada ben imzamı atarım. Bir tane yalan varsa süüüü derim burada. Zort derim. Şerefli, namuslu. Arkadaşlar emektar mı ya? O 10 yılımı vermişim. Bırakın da şey olsun yani. Değil mi? Hani krallara gelsin diyelim. Hani şunu diyorum ben size. Şu an buradaki fenomenler daha böyle televizyonda çizgi film izlerken ben bu sosyal medyada ben yargı dağıtıyordum. Televizyonlardaydım yani. Arkadaşlar bilenler biliyor yani. Bakın 10 sene öncesi şu an burada fenomen olanların hepsi daha çizgi film izlerken Beyaz Show'da ben televizyona çıkıyordum. Kimin olmak isterdim yani. Tecrübe var tecrübe. Arkadaşlar kimi takip edeceğinizi iyi biliyorsunuz. Semmoral ailesi. Doğru yerdesiniz. Doğru adrestesiniz. Merak etmeyin. Son tostumuzu pişiriyoruz abi. Şöyle kıt şeyimizi koyduk. Tost yanmadı. Aldım. Sıkıntı yok bakın. Burada. Aldım tostumuzu. İmdat. Yok mu? Kafamızı yakalayacak. Arkadaşlar son videomuz kaç izlenmiş bakar mısınız? Yürü be. Almanya'ya ne zaman geliyorsun? Almanya'ya vallahi kardeşim az kaldı ya. Bir ay sonra Almanya'dayız. Arkadaşlar şuradan takip eder misiniz beni? Bir takip eder misiniz? 1100 kişi. Herkes takip etsin bakalım. Hoş geldiniz diyorum. Kral abi merhaba Bilal'cim. Son videomuz kaç izlenmiş? Senden daha çok takipçileri var. Ya olabilir bana ne bilgilendirmiyor. İsterse 100 milyon olsun. Ben takipçiye bakmam. Ben kariyere bakarım. Kariyer. Sosyal medyada benim kadar kariyeri olan fenomen yoktur. İtirazı söylüyorum ben sana bunu. 106 bin izlenmiş. İyi güzel. Hani 11 tane televizyon programına çıkan, kitap yazan, dizide oynayan, dizi oyuncusu, şarkısı olan, ayrıca da 10 yıldır sosyal medyada olan ve hiçbir zaman silinmeyen tek fenomen. Eskilerden kalan tek fenomen olduğum için asla diğerleriyle beni bir tutmayın. Şu anda da YouTube Türkiye'de en çok izlenen kanalız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın ego değil bunlar. Ego değil. Nasıl son videoya baksana bir. YouTube Türkiye'nin şu an en çok izlenen kanalıyız. İzlenmemiz 2 milyara yakın. Hangi TikToker'da 2 milyar izlenme var? Hangisini gösterin bana. Bir gösterin bana. Hangi TikToker'ın kanalına bakın bir. 2 milyar izlenmesi var. Bir bakın gelin bakayım. 2 milyar. YouTube oğlum YouTube herkesin işi değil. TikTok herkesin işi. Bana ne oğlum? İstediğiniz kadar TikTok yapın. Ben YouTube'çuyum aga bundan sonra. Seviyoruz. Sizler de seviyorsunuz. Allah razı olsun. Almanya yakında. Oo videomuz 37 dakikada 106 bin izlenmiş. Patladı videomuz. Oğlum hak ediyoruz lan. Oğlum. Ya ben bir dur ya. Bir suyu yapacağım dur. Buradan geliyorum. Burası iyi mi? Yapın bir suyu buradan. Chat. Buradan yapın bir suyu. İyi mi mesafe? Biraz daha geri gideyim mi? Arkadaşlar sesimi alabiliyor musunuz? Geliyorum. Videomuz için suyu yapacağım. Tamam geliyorum sizi görüyorum buradan. 3 2 1 Son video 106K yaptık. Bir şey diyeceğim size bir şey göstereyim mi? Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Abileri ablaları kim var burada bakın. Dur bakayım şöyle aşkım. Bakın kim var burada? Bizim Chris'imiz burada arkadaşlar. Bu bizim oğul erkeğimiz. Johnson sizler de eminlik ediyorsunuz. Aşkım bir dur sabit dur orada seni görsünler azıcık. Sabit dur.
Ya yemek var, yemek olduğu zaman var, nasıl geliyor ya? Arkadaşlar kediler o kadar sinsi ki. Kameraya bakas. İsmi Chris bu arada kedimizin. O bizim aşkımız. Tost kaşarlı yaptık. Kedi soran vermeyin daha. Çok tatlı der ki. Aşkım bak seni çok sevmişler. Yemek var ya nasıl kokuyor şu an. Uyanık var ya. Kediler kadar uyanık hayvanlar yok. Yemek olmayınca hemen kolay kolay gelmiyor. Yine geliyor da. Hadi sen tüy dikeş. Aşkım dur. Dışarı çıkacağım. Heh tostlarımız tamam. Tamam. Şimdi çıkarıyoruz. Oo, oha tosta bakın. Oha oha oha. Tostlar hazır. Ulan kedinin tüyleri her yere çıkıyor. Oo. Kedilerin en büyük sıkıntısı tüy dökmesi bence. Efendim? Tost hazır gel. Şu an bitti aşkım. Hadi koş 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 koş. Aklım nice. Gel aşkım gel. Aşkım dostlar hazır. İki tane saçım kaldı. Aşkım dostlar hazır sen gelmiyor musun? Sana yemek yaptım ben anne. Arkadaşlar gözde ablanın dışarıda geliyor şimdi yanımıza. Sıkıntı yok. Bunu kediye vereyim mi? Kedi yesin mi bunu? Ne diyorsunuz kaşarı? Hayır aşkım yiyebilirsin onu ver. Aşkım çok tamam o zaman. Arkadaşlar Gözde Chris'e bir sürü mama vermiş. Teşekkür ederim Ferdi. Eyvallah sağ olasın. Ferdi sessiz. Hoş geldin sessiz. Son toilesi. Tamam. Postlarımız hazır arkadaşlar. Yemeğimizi şimdi yiyeceğiz. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz. Haydi bakalım. Bunu dolaba koyuyoruz. Abi burada bir sürü siparişlerimiz geldi. Domateslerimiz var. Dur. Bu arada getirden sipariş vermiştim. Onlar geldi arkadaşlar. Burada domatesimiz var yine. Bunları dolaba koyuyorum. Bir dakika. Yerleştirelim. Getirden söyleyelim. İnşallah beraber bakalım makinesine. İster misiniz? En son size dolabı göstereyim mi? Tamam. Getirden söylediğim ürünlere beraber bakalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Mesela ne söylemişiz? Göstereyim size hepsini. 1200 kişi hoş geldiniz. Tamam siparişlerimizi gösteriyoruz. Bir tane ampul söylemişiz. Ampul şey için evdeki bir tane odada şey değişecek. Bu neymiş? Bu simit arkadaşlar. Simit gelmiş. Tamam. Bu da bir tane açma oluyor. Açma söylemişiz. Bir tane kiri labne söylemişiz. Benim en sevdiğim labne arkadaşlar. Kiri. Bakın diğer labneleri laf etmem ama kiri labnesi gerçekten efsane. Bayağı başarılı. Kiriyi sevenler bile bassınlar. Hadi bakalım. Kiriciler burada mısınız? Tamam. Bir tane domates söylemişiz. Böyle bir küçük domatesler söylemişiz. Red Bull. Red Bull'umuz var. En sevdiğim şey. En sevdiğim bu. Bakın bu diş şey var ya hani çalkalıyorsun. Neydi bunun adı? Cool Mind. Efsane. Diş fırçası olmadığı zamanlarda bunu kullanıyorum. Efsane. Bakın harika. Ağzımdaki bütün şeyleri alıyor böyle. Bir ferahlık veriyor ya. Bunu bilenler var mı aranızda? Kullanan var mı aranızda? Bu reklam değil bu arada. Yanlış anlamayın sakın. Şey değil yani. Efsane. Neyse devam ediyoruz. Bir tane kedi maması söylemişiz. Chris'imiz için bakın. Felix markalı bir... Chris bayağı seviyor bu ton balıklı bir şey. Herkes biliyormuş evet. Kedisi olanlar bu mamayı muhtemelen biliyordur. Şöyle bir mama bakın. Bu neymiş? Ton balıklı arkadaşlar. Mükemmel bir şey herhalde bu da. Yabancı bir marka. Kedisi olanlar anladılar. Okey devam ediyoruz. Bir tane de şöyle söylemişiz. Bakın Gözde söyledi herhalde. Bir tane oda kokusu Airwick var ya. Ondan söylemişiz. Bu kavun kokulu. Gayet hoş. Arkadaşlar bu kavun kokulu efsane kokuyor. Tavsiye ederim ya. Aşkım tostlar soyla burada. Zaman lazım. Tamam bir Red Bull daha söylemişiz. Bir tane diş fırçası. Ben genelde diş fırçası bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ne bunun adı? Sensodyne. Sensodyne arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Sensodyne araştırmalarıma göre en iyi diş macunuymuş. Çünkü doktorlardan aldığım tavsiye bunu gösteriyor. Tavsiyem de sizlere. Haberiniz olsun gençler. Bir tane daha kiri söylemişiz. Oğlum iki tane kiri ne yapacağız biz? Bir tane kiri lazım. Vay ne sıkıntı. İki tane kiri. Bir kiri daha var. Depoda kalsın. Hatta bir günde bir tanesini ben yiyorum. Gözdeye kalmıyor. Red Bull yine Red Bull. Ulan ne Red Bull manyağı çıktı ya. Fanta. Kolaysa Fanta'ya kaç. Aşkım yemek zor ya gel. Arkadaşlar bir de kola. Yani bu kadar söylemişiz. Onun haricinde sularımız falan var. Evet. Bunları şimdi orada yerleştirelim o zaman. Tostun tadına bakalım birlikte. Tamam tostumuzu yiyelim bakalım. Bir ısırık. Bakalım mı? Kimin kirisi? Kiriler bizim. Biri Gözde'ne biri benim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Tostumuz yulamış mı bakalım?
Semih Usta'nın elinden toz kötü mü olur ya? Ya beğendim. Ama şimdi bu kuru kuru gitmiyor ya. Bunun yanına ne içtir? Ne içtir hele bak. Fanta içeceğim ben. Gözde fanta mı kola mı? Fanta. Aşkım kolaya kaçın o zaman. Boğazımda kaldı ya. Size bir soru soracağım tamam mı şimdi? Bu arada teşekkür ederim. Hediye gönderenleri takip edeceğim. Saatler 4 oldu. Şu ekranlarda yargıçlarım sahneye çıksınlar. Hediye gönderenleri takip edeceğim. Arkadaşlar. Ne spreyi? Var. Bak banyoda. Arkadaşlar size bir soru soruyorum. Şimdi insanlar ikiye ayrılır. Bir. İnsanlar. Hayır aşkım. İnsanlar ikiye ayrılır. Birincisi. Hayır. Aşkım hayır ya, öyle espri değil ya, lanet olsun. İnsanlar ikiye... İğrenç espri aşkım arada. Hiç beğenmedim. İnsanlar ikiye ayrılır. Birincisi yemek... Aşkım bir söyleyeyim şunu ya. Arkadaşlar, birincisi yemeği içecekle mi yiyorsunuz? Yemeği içeceksiz mi? İçecekle yani yemek yerken içecek olmadan yemiyor musunuz yoksa... İçeceği sona mı saklıyorsunuz? Hangisi? Bir mi iki mi? Ben yemek varken asla içecek olmadan yemek yiyemiyorum. Ya su olacak. Bak su olsa bile bir içecek illaki olacak yani orada. Öbür türlü asla boğazdan geçmiyor arkadaşlar. Yani içecek olmadan ben yemek yiyemiyorum. Siz öyle misiniz? Benim boğazdan geçmiyor. Alışmışım ben. Aslında en doğrusu şu. Sizlere de önerim şu arkadaşlar. Yemek yerken... Tamam mı? 36 kere çiğni tamam mı ağzınızda? Efendim aşkım? Vay prenses. O geliyor. Aşkım elimi yaktım. Aşkım neyi nasıl yaktın kız? Sen canı yandı mı söyle? Yandı mı? Bir tane. Buz değil mi buz? Bekle lan. Hayır buz bir şey yapmıyor. Buz vereyim. Kalsın böyle ben bir şey yap. Gel yemek otur gel gel. Otur şuraya gel. İyisin değil mi? Biraz. İyi misin? İyi. İyi tamam. Evet geldim gençler. Herkes diyor ki şey diyor. İçecek olmadan o yiyemem diyenler var. Falan filan var. Doğa hoş geldin Doğa ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada akşam yayınımıza bir aslan gelecek aşkım, Doğa hani söz verdi bize. Şeyim yok. Nerede hazır kahvaltı? Aşkım Doğa dolaptan al. Ha? Aşkım tatlım. Peki size bir soru daha soracağım gençler. 1900 kişiyiz tamam mı yayında şu anda? Tostu neyi seversiniz? Tostu kaşarlı mı karışık mı kavurmalı mı seversiniz? En kral sensin estağfurullah ben kral değilim hepiniz kralsınız. Farklı selamlar buradan. Askerlik ne zaman? Askerliğim inşallah Aralık ayında. Arkadaşlar akşam yayınımıza gelin. Tamam mı? Bak Doğa burada, kankam burada. Onun bir sürprizi var. Değil mi Doğa? Karışık diyorsun, sucuk diyorsun. Tostlarımız hazır. Şimdi Gözde'yle beraber tostlarımızı yiyeceğiz. Ulan var ya bu kadar çene var bende. Ben vlog yayını yapsam yemin ederim. YouTube'da var ya, YouTube'da patlarım ya. Bak o kadar çok çenem var ki bak. Durmuyor ya. Motor gibi. Biz oturdu yerimize. Aşkım enerjimi her zaman ben benim. Ben yeter ki enerji koyayım. Ah merhaba bebeğim. Lavinia çok güzelsin. Çok güzel olmuşsun. Artık adım Lavinia benim. Senin Lavinia'nı yerim. Güzel kızım benim. Güzel güzel. Dersim güzeli. Yavrum benim. Senin güzelliğin bana yeter. Selam. Çocuk yok mu bugün valla? Aşkım. Aşkım ya burada bunu ne mi koydu? Aşkım onu da değiştirsen diğer adamı. Bak şunu. Bunlar. Al burada bak al. Al. Değil mi? Dur bak bak. Yıkat ya bana. Sen bunu yıka bir. Ben fanta koyayım. Arkadaşlar yayınımızı paylaşalım. Yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Gözde erkeğince çok güzel olmuştu sana. Ya teşekkür ederim. Tekrar videolar çekeceğim. O her zaman güzel. Ya biz şimdi yemek yedikten sonra... Seviye de bugün beyaz gömlek giyeceğim. Siyah pantolon giy böyle güzel. Olabilir. Vallahi denemekten...